Nar'la Gelen Güzellik kanalından herkese merhaba. Bugün leke ve sivilcelerimize anında etki edecek muhteşem bir maske tarifi vereceğim sizlere. Hemen malzemeleri söylüyorum. 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı bal ve birkaç damla da limon suyu damlatacağız maskemizin içerisine. Hemen maskemizi hazırlamaya başlayalım. Ve bu maskenin de bir yandan faydalarından bahsedelim. Yoğurdumu alıyorum kabıma. 1 tatlı kaşığı zerdeçalımı alıyorum. Bu maskemiz arkadaşlar hem çok etkili cildimiz üzerinde hem de tedavi edici özelliktedir. Cildimizdeki iltihapların, sivilcelerin giderilmesini sağlar ve cildimizi besler. Lekelerimizi anında etki eder. Hatta Hindistan'da yüzyıllardır gelin adaylarına düğünlerinde ciltleri ışıl ışıl görünsün diye düğünden bir gün önce zerdeçal maskesi yapılırmış. Gerçekten çok etkili bir maske. Evet, malzemelerimi ekledim. Şimdi kıvam alması için maskemi karıştırıyorum. Evet, kıvamını aldı maskemiz. Şimdi birkaç damla da limon suyu damlatmak istiyorum. Şöyle çok az. Biraz da limon suyu damlatalım. Evet, şu anda daha güzel bir kıvamı oldu maskemizin. Hemen maskemizi cildimize uygulayalım. Arkadaşlar, maskeyi uygulamadan önce cildimizi güzelce temizliyoruz. Cildimizi temizledikten sonra maskeyi uygulayabiliriz. Ancak burada ufak bir şey hatırlatmak istiyorum. İçerisinde zerdeçal var maskemizin. Herhangi bir alerjik reaksiyon olma durumuna karşı bileğinizin iç kısmında maskemizi denerseniz, herhangi bir tahriş, kızarıklık ve benzeri durumlar olmazsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu maskeyi. Evet, ben maskemi aldım ve hemen cildime uygulayarak size göstermek istiyorum. Göz altlarıma sürmüyorum kesinlikle. Arkadaşlar, maskeyi cildime uyguladım. 20 dakika bekledikten sonra maskeyi ılık suyla yıkayacağım. Zerdeçal cildimden biraz zor arınacaktır. Sizlerin de öyle olacak. Ancak hiç üşenmeyelim ve bu maskeyi uygulayalım arkadaşlar. Tüm ciltlere uygulayabilir bu maskeyi. 20 dakika sonra yıkayalım ve lekelerimizden anında kurtulalım. Arkadaşlar, ben maskemi temizledim. Birkaç kez yıkadım cildimi, ancak temizlendi. Az önce size söylemeyi unuttum. Cildinizi temizledikten sonra kurularken kağıt havlu kullanın arkadaşlar. Çünkü zerdeçal illaki havlunuzda leke bırakabiliyor. O yüzden kağıt havlu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bir de zerdeçalı temizledikten sonra cildinizi süt ile silin arkadaşlar. Ne kadar temizlerseniz temizleyin, cildinizde yine de sarı bir leke bırakabilir. O yüzden cildinizi sütle temizleyin. Pamuğu süte bandırın bir parça ve cildinizi silin arkadaşlar. Çünkü zerdeçal lekesi geçmiyor arkadaşlar. Şimdi son olarak cildimi gül suyu ile toniklemek istiyorum. Bu maske gerçekten harika bir etki bırakıyor cildimde. Gül suyuyla de tonikledikten sonra çok iyi olacak. Cildimizdeki yara, iltihap varsa, leke izleri, sivilce, tüm bunlara anında etki eden bir maske yaptık. Bir maske uyguladık.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, düşüncelerinizi yorumlarınızda belirtmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.